10. sınıf Ahlaki Tutum ve Davranışlar Ünitesi İslam ahlakının konusu ve gayesi. Ahlak kelimesi Arapçadan geliyor. Hulk kelimesinin çoğulu oluyor. Kelime olarak tabiat, huy, mizaç, karakter, yaratılış gibi anlamlara geliyor. Terim olarak ise insanın yaratılışından gelen özellikleri ile İnsanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranış. Burada insanın yaratılışından gelmesi, insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alması, hayata belli bir düzen içerisinde geçirilmesi ve iyi güzel davranış olması prensipleri ahlakın terim anlamında geçmekte. Teorik ahlak, pratik ahlak, bireysel ahlak, sosyal ahlak, siyasi ahlak, iş ve meslek ahlakı ahlakın çeşitlerindendir. Teorik ahlak kişiye arzu ve nefsinin kötülüklerinden korunmayı öğretir. Pratik ahlak yaşanan, uygulanan ahlaktır. İyiliği, iyi olan davranışları yapmak, kötü olan davranışlardan da uzak durmak diye ifade edilir. Bireysel ahlak Allah'a ve peygambere, aileye, arkadaşlara karşı görevlerden doğan temeli sevgi, saygı ve bağlılık olan ahlaki değerlerdir. Sosyal ahlak komşulara, topluma, millete karşı yine temeli sevgi ve yardımlaşmadır. Siyasi ahlak devletimize, vatanımıza karşı görevlerimizi ifade eder. Temeli sevgi ve fedakarlıktır. İş ve meslek ahlakı ise eşyaya, doğaya, cansız varlıklara, davranış ve toplumların ortaya çıkardığı ahlaktır. Esası sistemli ve düzenli çalışmaktır. Din ve ahlakın birbirleriyle ilişkileri fazlaca söz konusu. Her dinin kendine has ahlaki öğretileri var. Hristiyan ahlakı, Budist ahlakı, Hindu ahlakı, Müslümanların da ahlaki anlayışları söz konusudur. Peygamberimiz bizzat İslam ahlakının örnek gösterenidir. Örneği bizzat yaşayandır. Peygamberin ahlakı Kur'an'ın ahlakıdır. Kur'an'da Allah neyi emretmişse ahlaki iyi davranış olarak peygamber de bunu sunmuştur. Hayat tarzı olarak da bizzat hayatı boyunca göstermiştir. İslam ahlakının konusu insanın Allah'a ve diğer yaratılmış varlıklara karşı hayvanlara, insanla ilişkisi, insanın Allah'la ilişkisi, aile içerisinde, çevrede, iş hayatında vesaire. Buralarda ilke ve kurallar çerçevesinde dinimizin bunlarla ilgili tavsiyeleri ve yönlendirmesi vardır. İslam ahlakı bu varlıklara karşı da görev ve sorumluluğu kapsamında yapmaları gerekenleri belirtir. İslam ahlakı da iman esastır. Allah'ın bu güzel ahlaki davranışlar sergileyenlere vereceği mükafatla, ödülle, yani imani değerlerle ifade edilir. Yoksa cezayla, yaptırım gücüyle değil, imana dayanan bir ahlaki sistemi vardır. Ve yapan kişiye sevap, yapmayan kişiye günah, işte helal ve haramlar olarak da dinin bir kaidesi diye ifade edilir. Yapan kişiye mükafatı Allah bizzat imanı gereği o kişiye verir. Evet, İslam ahlakının temel gayesi toplumda insanların güzel tutum ve davranışlar göstermesi, sorumluluk sahibi olması, toplumda İslam kelimesinden de kaynaklanan İslam barış anlamına da ayrıca gelir. Barış, huzur içerisinde ve güven içerisinde yaşamayı temel gaye olarak
edinir ve burada Kur'an-ı Kerim'de belirtilen adalet, yardımseverlik, paylaşma, kardeşlik, musamaha gösterme, cömertlik gibi güzel davranışları tavsiye eder. Yalan, hile, dedikodu gibi zarar verici tutum ve davranışlardan uzaklaştırır. Dolayısıyla İslam ahlakının temel gayesi iman eden insanların toplumda barış ve huzur içerisinde yaşamalarıdır. Peygamberimizin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanlarıdır. Gerçek Müslüman olmak demek güzel ahlaklı olmak demektir şeklindeki ifadeleri de Müslümanların birbirleriyle iyi, güzel geçinmeleri ve iyi insan olması üzerinedir. Ve İslam ahlakının insanın sabır, vakar, adalet, doğruluk, güven, kanaat gibi erdemlerle donanmasını, öfke, ihtiras ve bencil duygulardan uzak durmasını, yalan, riya, kovuculuk gibi kötü davranışlardan kaçınmasını da emreder.